أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أربعة أشياء لا يعرف قدرها إلا أربعة Dört şeyin kıymeti ancak şu dört şeyledir buyuruyor Hatem-i Esam. Bu mübarek bir zat. Allah'ın alim kullarından, arif kullarından, aşık, sadık kullarından bir zat. Esam tabiri sağır manasına, sağır denmesi de bir kimsenin hatasını duymamak için sağır hükmüne girmiştir. Kendisini sağır yerine koymuştur. Bu da büyük bir edeptir, büyük bir ahlak, bambaşka bir güzelliktir. Bir müminin hatasını ortaya koyup onu rezil etmemeye gayret göstermiştir. Hatta ölünceye kadar. Dört şeyin kıymeti buyuruyor, ancak şu dört şeyledir. Eşşebab. Gençlik, la yu'rafu kadrahu illa şuyuh. Ancak yaşlılıkla diyor. Eşşebab. Gençlik nedir? Bir kıymettir, bir değerdir. Artık bedenen de güçlüdür, zeka olarak da güçlüdür, kabiliyet olarak bir işi becerme noktasında da her şeyde genç. Genç deyince bir yönüyle değil, sadece bedeni bir kuvvet değil, ruhen de güçlü demektir. Aklen de güçlü, zeka olarak da güçlü, düşünce olarak da güçlüdür. لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ Onun kadri bilinmez. اِلَّا شُّيُّهُ Ancak yaşlılıkla diyor, bilinir. وَالْعَافِيَ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهَا اِلَّا اَهْلُ الْبَلَى Bir gencin kıymetini, gençliğin kıymetini ancak diyor, yaşlılıkla. Yaşlandığı zaman kişi nedir? Ah, o gücüm, o kuvvetim, o iradem şimdi bulunsaydı demeye başlar. Çünkü dizleri artık yorulmuştur, tutmaz hale gelmiş, kireçlenmiştir, romatizm olmuştur. Gözlerine bir ağırlık gelmiştir, görmede sıkıntı çeker, duymada sıkıntı çeker. Velhasıl her yönde artık yorgundur o. Aynen çocukluk dönemine benzer. Çocukluk dönemine. Yaşlandıktan sonra çocuksu da bir hal alır. Gençliğin kıymeti diyor ancak yaşlanınca belli olur. O zaman bizim buradan alacağımız ders nedir? Yaşlanmadan önce gençliğin kadrini, kıymetini bilip Allah'ımıza olan Celle Celaluhu görevlerimizi, İnsanlar arasındaki münasebetimizi, ev ile olan münasebetimizi, kendi şahsi vazifelerimizi yerli yerince yerine getirmek, iade etmektir. Her yönden dediğimiz gibi bir ticari yönden de öyle, zirai yönden de öyle, siyaseten de öyle, her yönden öyle. Artık unutmaya başlar, unutkanlık başlar. Hatırlayamaz bir durum arz eder. Çocukların da bilemeyecek hale geliyor yerine göre Allah'ımız muhafaza buyursun. Çocuğunu bile tanıyamadığı an oluyor. Bilemiyor, yavruların da bilemiyor. Yediğini içtiğini de bilemiyor. Gidip geldiği yerleri bile bilemiyor. Bundan dolayı gençliğin kadrini bilip, riayet etmek, eğer gençliğin kadrini bilirsek, o kimselerde yaşlandığı zaman da Cenab-ı Hak onun aklına zayiat vermiyor. Bu İbn-i Recep-i Hanbeli diye bir eser var. Bu eserde şöyle bir tabir geçiyor. Diyor ki, ulema-i kiramın zekasında ve bedeninde bir diğerleri gibi yıpranma olmaz diyor. Bedeninde de olmaz diyor.
yine zinde olur, yine güçlü olur, yine kuvvetli olur. Zeka olarak da öyle diyor. Şimdi bazı rahatsızlıklarda unutkanlık gibi buna benzer Alzheimer diyoruz ya. Bunlar da ne diyorlar? Aman bulmacalarla nelerle meşgul olun diyorlar. Beyni devamlı harekete geçirin. Şimdi bizim de bulmacamız ne olur? Ahireti nasıl bulacağız diye ona çalışırız. Şu dünya işlerimizi dinimizin emirleri doğrultusunda nasıl götüreceğiz diye bu bulmacaya bakarız biz. Yavrularımız hakkında bir bulmacaya. Çünkü büyük bir uçurum meydana geliyor. Çocuklar artık kimlik kaybının içerisinde kendisini tanımıyor. Anlatsam tahammül edilecek gibi değil. Hadis-i şerifler de var elimizde. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Allah'ın lanet ettiği, yarın mahşer gününde nazar buyurmadığı ve azap olunan kimselerden birisi erkekleşen kadınlar ve kadınlaşan erkekler buyuruyor. Görüyoruz. Şimdi dışarıya çıktığımız zaman bir kadınla bir erkeği fark edemeyecek durumlar da meydana geliyor. Sonra kadınlaşan erkekler de var. Eğer görüyorsanız kaşlarını da yolduruyor. Buna benzer kadınlaşmanın icap ettiği neyse onların hepsini uyguluyor. Hem boyalanıyor, hem cilalanıyor. Her türlü kadın olmanın icabı neyse onu da yapıyor. Böyle bir hal zuhur edince Efendimizin hadis-i şeriflerine baktık sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki dedik Nebi-i Ekrem Efendimiz öyle hakikatlere işaret buyurmuş ki onlar için uzaklık, yakınlık diye bir şey yok. Kıyamete kadar olacak bütün hadiseler mübarek gözlerinin önünde. Günümüzdeki hal. Evet. Dört şeyin kıymeti ancak şu dört şeyle bilinir. Eşşebab, la yu'rafu kadruhu illa şuyuh. Ancak yaşlanınca bilir, genciken bilmez. Gencikendir, ben her isteğimi yerine getireceğimdir. Hatta bunu ibadetli, taatli kimseler bile söylüyor. Biz diyor, hayatımızı yaşayamadık, gençtir. İstediği gibi yaşasın diyor. Dinimizde de istediği gibi yaşamaya mani olan hiçbir şey yok. Eğer evlenecekse, bir kadın istiyorsa nikahı ibadet ve taat olarak dinimiz koymuş. Gezecek, tozacaksa da öyle. İbret almak için buyuruyor. Mani olmuyor. Diyelim bir spor yapacak, hep bunun için de dinimizde yolları var. Nebi-i Ekrem Efendimiz güreş de yapmışlar. Yarışa da girmişler. Ve ok da atmışlar. Nebi-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra güçlü müminin kıymetini ve değerini de anlatıyorlar, bildiriyorlar. Yani dıştan arayacağımız hiçbir şey yok. Her şey bizim dinimizde mevcut. Elhamdülillah. Yalnız bir yön ve bir istikamet tayin etmemiz lazım. Hepimiz burada bir aile reisiyiz. Elimiz altındakilerden de mesulüz. İşte çocuklarımıza sahip olduğumuz sadece bedenleri oluyor. Bedenlerine sahip oluyoruz ama ruhlarına sahip olamıyoruz. Ahlakına sahip olamıyoruz. Belli bir yaşa kadar. Diyelim 12-13 yaşlarına kadar, diyelim 15 yaşına kadar sahip oluyoruz. Ondan sonrasına sahip olamıyoruz. Bunun için hayırlı bir çevreyi oluşturmayı düşüneceğiz. Hep gözlerimizin önünde çocukların çok enerjik olduğu bir zaman. Ne yapacağız? Bu enerjilerini, bu güçlerini meşru yolla halletmeye gayret göstereceğiz. Bu ihtiyaçların mutlak giderilecek o çocuklar.
Ondan sonra eğitime başlayacağız. Bunlar giderilmezse mümkün değil. O çocuk zaten orada durmaz. Hep bunları da düşünerek hareket edilir. Vel afiye. İnsanın afiyeti, sıhhati. La yu'rafu kadruha illa ehlül bela. Ancak bir musibete, bir hastalığa, bir derde düştüğü zaman afiyetin kıymetini bilir. İnsanın başına gelmedik hadiseler yok. Mesela sıkıntı çekiyorsun, rahatsızlığın oluyor. Bu anda şunu anlatmışlardı. Yürüyemeyen bir kimse, sıhhatli ve afiyetli. Cenab-ı Hak bir musibet vermiş. Yürüyemez olmuş. Şunu dermiş, o insanların arasında omuzlarımız birbirine değerek yürümenin kıymeti ne kadar üstünmüş diye. Ancak nimet elden gittiği zaman değeri anlaşılabiliyor. Ah diyor yürüyebilsem. Bir kimseyi hatırlarız, bu askerden gelir. Geldikten sonra felç bir durumda, 30 sene kadar. Bu felç hali devam ediyor. Dermiş ki, şöyle bir dolaşabilsem, memleketimi bir dolaşsam. Bunu bir arabaya bindirmişler, güçlüklerle, zorluklarla. Şöyle bir göstermişler memleketini. İşte dağını, bağını vesaire yerleri müşahede ettirmişler. Bak ne kadar önemli insanın afiyeti, sıhhati. Mesela görmeyen kimseleri biliyoruz. Bir tanesi onu diyordu, bu Antakya taraflarından. Diyordu ki, şu renkleri bir görsem. Mesela kırmızı diyorlar, onu bir bilsem. Yeşil diyorlar, onu bilsem. Neyse artık, siyah diyorlar. Onu bir bilsem diyor. Yani nimet elden gidince değeri ortaya çıkıyor. Vel afiye. Afiyet, la yu'rafu kadruha illa ehlül bela. Ancak musibete kişi uğrayınca onun değerini anlar buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanlar iki şeyde gafildir buyuruyorlar. Birisi sıhhat, birisi de boş vakit. Ve sıhha, sıhhattir. La yu'rafu kadruha illel merad. Ancak hastalıkla sıhhatin değeri anlaşılır. Vel hayat, hayat. La yu'rafu kadruha illel mevt. Ancak ölüm geldiği zaman bilinir. Keşke der alnımı secdeden kaldırmasaydım. Keşke yolunda bol bol infak etseydim. Allah'ın yolunda harc etseydim diyecek. Hani o hale Rabbimiz düşürmesin, bunun imkanı yok artık. Diyoruz aynen bir ırmak gibi, ırmak denize kavuştuktan sonra onu çıkarmamız mümkün değil. Her şey şu hayatta, her şey şu hayatta. Böyle yaşlıları dinlediğimiz zaman diyorlar, her şey gençlikte diyorlar. Her şey gençlikte, aman siz gayret gösterin, aman çalışın diyorlar. Biz ahirete göçen kimseler, bunu İmam-ı Gazali rahmetullahil bari hazretleri anlatır, diğer meşayih-i kiram hazaratı anlatır, ulema-i kiramımız anlatır, bu gönlü açık olan kimseler anlatırlar, irtihal edenlerin, ahirete göçenlerin eyvah dediklerini, aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bedir muharebesinde işte 70 tanesi kahroldu. Başlarına vardılar. Hakikat hale vakıf oldunuz mu? Sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah, onlar duyuyorlar mı? Sizden daha iyi duyuyorlar. İyi ashabım buyurdu. Döşlerine vuruyorlar, dizlerine vuruyorlar. Eyvah diyorlar. Ya Resulallah, sizi bilememişiz, tanıyamamışız diye, ama ondan sonra da mümkün değil. Her yapacağımız iş şimdi.
devam ettiğimiz hadis-i şerifler ve günümüzde en büyük sıkıntımız, hepimizin sıkıntısı, bu gençler değil, yaşlılarımızda da zuhur eden büyük bir hastalık. Ve kâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, اِذَا زَنَ الْعَبْدِ خَرَجَ مِنْهُ الْا۪يمَانِ Bir kul zinaya gidince nur-u iman kalbinden huruc eder, çıkar buyuruyor. Bizim itikadımıza göre büyük günah işleyen kafir değildir. Fâsıktır. İmam-ı Azam Rahmetullahi Ali Hazretleri, işte haricilerde var ya, işte günah işleyen küfürdedir, der. Fakat biz de, mezhebimizde, büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz ama fâsıktır. Burada da bu ifade ediliyor. Yoksa imansız diyemeyiz. Fakat imanının gücü yok, kuvveti yok. O da olmayınca Allah korusun, küfür belasına girebilir. اِذَا زَنَ الْعَبْدِ Kul zina ettik de خَرَجَ مِنْهُ الْا۪يمَانِ İman onun gönlünden çıkar. فَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ كَذُّلَّهِ Aynen başında bir gölge gibi kalır. فَاِذَا اَقْلَعَ رَجَعَ اِلَيْهِ Eğer canı gönülden bir tevbe ederse, ama candan bir tevbe edecek olursa, o iman tekrar gönlüne girer buyuruyor. Burada bizim yapacağımız nedir? Yapacağımız şu, bunların, bu kötülüklerin yapılmasının sebebi Rabbimizi tanımamaktır. Günah illetinin de bize hem dünyada hem de ahirette açmış olduğu yarayı fark edememektir. Yani günahın bize hem sıhhat olarak zararı var, hem dünyevi yönden zararı var, uhrevi yönden de çok büyük bir zararı var. Bu ve asıl gereken de Rabbi Zülcelal'imizi tanımak. Onun karşısında hesap vereceğimizi bilmek. Ve قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويل لمن يكثر ذكر الله بلسانه ويعصي الله بعمله ويل لمن يكثر ذكر الله بلسانه ويعصي الله بعمله ويل yazıklar olsun o kimseye ki lisanı ile Cenab-ı Hakk'ı çok zikreder, diliyle Rabbimizi anar. Fiile gelince, yaşantıya gelince, şer'i, yani yaşantıda şeriatın emrinin aksini irtikab ile Allah'a asi olur. Dinimizin emirlerini yerine getirmemekle asi olur. Yoksa zikreder, çok zikreder. Ama emri ilahiye riayet etmemek suretiyle bu da artık münafıklık ve şirki hafi olarak ifade edilir. Yalnız dinimizde bizim harama giden, isyana giden yolları bütün kapatır. Mesela biz burada zina dedik. Zinaya giden yolları dinimiz kapatıyor. Çünkü İsra suresinde semle velat takrabu zina, zinaya yakın bile olmayın buyuruyor. İnnehu kâne fâhişe, o çok kötü bir çılgınlıktır. Ve sâese bile, ve ne kötü bir yoldur buyuruluyor. Hani zinaya götüren yollar, mesela bakmaktır. Zinâül ayneynin nazar, gözün zinası bakmaktır. Bakarken bu fiili Cenab-ı Hak korusun, yapmaya kalkışır. Mesela duymaktır. Sözlerini duymaktır. Daha nedir?
daha. Mesela mes etmektir, dokunmaktır. Bunlar Allah'ımız korusun isyana götürür. Fatıma-tü Zehra radıyallahu anh Efendimizle alakalı bir hadise anlatılır. Fatıma-tü Zehra radıyallahu anh'a annemiz der ki benim cennette yoldaşım kim olacak? Ona bildirilir. İşte senin cennette yoldaşın şöyle bir kimsedir. Hasan'la Hüseyin efendilerimizi yanına alır. O kadını ziyaret için gider. Kapıyı çalar, kapısı kilitli. Der ki ben Fatıma-tü Zehra'yım, seni ziyarete geldim. Der ki ben kocamdan izin almadım. Kocamdan müsaade alırsam görüşürüz. Bu Fatıma-tü Zehra olduğu halde radıyallahu anh. Bir dedir yanınızda böyle bir kimselerin olduğunu hissediyorum. Ayak sesleri geliyor. Onlar da Hasan'la Hüseyin. Onlara da müsaade almam gerekirdir. İşte ikinci gün, üçüncü gün müsaade alınca içeri alır. Der ki ben dışarıdan kapıyı çaldığımda sizin çok yaşlı olduğunuzu hissettim. Ama çok gençmişsiniz. Sebebi nedir deyince, benim sesim bir başkalarının hayvani duygusunu tahrik etmesin diye ağzıma taş alıyorum. Çok yaşlı gibi sesimi çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü niyeti bozuk insanlar var. Kalbi bozuk olan insanlar var. Onların kötülüğe meyletmemesi içindir. Daha da birçok. Yani bir kadının az bir tebessümü erkeği yoldan çıkarabilir. Bunun için Nur suresini evlenecek olan kimselere tavsiye ederler. Aman ha Nur suresini okuyun diye. Evlenecek hem erkek hem de kadına tavsiyede bulunur. Yani karşısında onları celbedecek, cezbedecek bir harekete girmemesi için. Ve bu hadis-i şerif de çok önemli. Veylün limen yukthir zikrallahi bilisani ve yasillâhe bi'ameli. Veylün, yazıklar olsun. Limen, çol bir kimseye ki yukthiru zikrallah. Allah'ımızı çok anıyor. Sadece burada zikir kelimesi olarak da diyemezsiniz. Çünkü namaz da bir zikirdir, Kur'an okumak da bir zikirdir, haç da bir zikirdir. Taatlerimiz, hangi taat olursa olsun, bir lisanihi, diliyle Mevlamızı çokça anıyor. Ama ve yasillâhe bi'ameli. Ameli ile bunu fiile gelince, şeriatımızın emrinin aksini irtikab eden kimseler, asidirler buyuruluyor. Sonra ibadet ve taat yapmak kolaydır. Ama mühim olan buyuruyor ulema-i kiramımız, isyandan kaçmak en zor olan budur. Bu sebeple Şems suresinde Rabbimiz evvela kötülüğü bildiriyor, ondan sonra da takvayı. Buradan hareketle buyuruluyor ki, ibadet ve taati insan kolayca yapar ama isyandan kaçması zordur. Şimdi insanın yüzü tutmuyor. Şu mekan müstesna bir mekan. Sizin huzurunuz müstesna bir huzur. Yani burada ifade edemiyorum. Çok misaller vereceğim ama insanın yüzü tutmuyor bu kötülükleri anlatmaya. Alışmış bir kere. Tiryaki olmuş. Neyse geçelim, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, korusun. Diyoruz evlatlarımızda böyle bir hal olunca hepimiz tevbe edelim, istiğfar edelim, yalvaralım Cenab-ı Hakk'a.
Ebul Vefa Hazretlerini bilirsiniz. Yani çocuğunun bir yanlışlığı hususunda anlatmıyorum uzun boylu. Diyor ki hanım, ben kötülükten elimden geldiği kadar kaçıyorum. Sen bir kötülük işledin mi? Bir yanlışlığa gittin mi? Tevbe et, bu çocuğu kurtaralım der. Hani kusuru başta kendimizde bulmamız gerekiyor. Çok istiğfar etmemiz, gözyaşı dökmemiz icap ediyor. Ve yolunda da infak edeceğiz. Yolunda da sarf edeceğiz. İşte çocuk azdı, çocuk yolunu değişti, şu gibi kötü fiillere giriyor derken kendimizi çok düşüneceğiz. Çünkü çalma ilin kapısını çalarlar kapını din. Rabbimiz korusun, neredeyse bunlar çok basit olmaya başladı. Yani bir adet gibi. Biz kendimiz tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, Allah'ımıza çok döneceğiz, yalvaracağız. Yerine göre başımızı geceleri secdeden kaldırmayacağız. Eğer bunu tam gönlümüze kor da yalvarırsak Rabbimiz onlara tevbe nasip ediyor. Ama candan döneceğiz. Böyle yarım yamalak dönmelerle olmuyor. Candan, Allah'ım beni bağışla, ben hatalıyım. Eğer ben kusurlu olmasam bu çocuk da bu kız da bu yanlışlığı yapmaz diyeceğiz. Elimizi Rabbimize kaldıracağız, yalvaracağız, yakaracağız. Çünkü diyoruz ki bir gencin bozulmaması için yapacağımız görevlerden birisi çağında bulunan hayırlı kimselerle buluşturacağız, görüştüreceğiz. Onların duasını alacağız. Ve ona güzel bir çevre. Mesela 99 kişiyi öldüren bir kişi 100.'yü de öldürüyor. Hayırlı bir kimse diyor ki bir kere çevreyi değişsin diyor. Çevreyi değişin diyor. Çevresi bozuk diyor. Bulunduğu ortam diyor iyi değil. Bu fiili, bu kötülüğü işleten ona çevresidir diyor. Bunu hep yaşıyoruz. Çocuk çok iyiydi ama diyoruz. Arkadaş çevresi bozuk olduğu için bu fiilleri yapıyoruz. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ Kalbinde cüz'i, zerre kadar bir kibir bulunan kimse, azap görmedikçe cennete dahil olmaz buyuruyor. Bu şeytani bir sıfattır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberan-ı zam ve piran-ı zamın, bütün geçmişlerimizin mümin ve müminatın ervahına, el-Fatiha.